Rahmetli Elçi Bey'in dediği gibi özü başımıza, yalnız başımıza seçime gideceğiz. İyi Parti'de yerel seçim çalışmaları hür ve müstakil sloganı çerçevesinde sürüyor. Edinilen bilgiye göre ittifaksız seçim kararı 2028'de yapılması planlanan genel seçime uzanan bir strateji olarak görülüyor. İyi Parti oy oranını önce koruyup sonrasında arttırarak öncelikle ana muhalefet partisi konumuna yükselmeyi hedefliyor. İyi Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenme süreci de devam ediyor. Şimdiye kadar 4 büyük şehir, 11 il ve yüzün üzerinde ilçe ve belde belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Ocak ayında önce İstanbul ardından Ankara büyükşehir adaylarının açıklanması planlanıyor. İki büyük şehir için gösterilecek adaylar için özel bir tanıtım programı düzenlenebileceği ifade ediliyor. Türkiye'nin geleceğinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkan adaylarını tanıttığı il gezilerini sürdürecek. Bu kapsamda Akşener'in bir sonraki durağı Aksaray olacak. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre 15 Ocak itibarıyla Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyeleriyle milletvekilleri kendi seçim bölgelerinde destek için sahada olacak. Yarınki meclis grup toplantısında da Ankara'nın bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarının açıklanmasının planlandığı belirtiliyor.